Rabbi cemmilna bi'ilmin vehdina dünya ve din. Dördüncü faslımızda birinci mabhası kon okuzmaslik, kon tökmaslik. İngiliz Lord'u Hidli, bu kişi İngiliz Lord'larıdan Hidli, 14. yılda İslam'a girgen eken. Bu kişi şimdi bir kitap yazgen eken, garip kişisi özüge keldi, İslam'a girdi. Şu adam etedi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daim kon tökmüşlüğünü aldığını alır dedi. Tarihga murojaat qilamiz, yaqin tariximizga. 44-yil yilning oktyabrga kelib turib, mana 2-chi jahon urushi bo'lgan shu davrda bilasizlar. Amerika vaqtdoshlari, ittifoqchilari ular bilan urushayotgan taraflarni oldida yerda ham, suvda ham bir ustunlikka keldi, havoda ham. Germaniya boshlagan 2-chi jahon urushi tugash arafasiga kelib qolgan edi. 44-yil. 45. yılını Mart'a gelip Amerika, Japonya'nın bir kança katta şehirlerine havadan zarbalar yağdırdı. Zarbalar verdi, bombalar yağdırdı. Hatta bir katta talafat gördü. Şimdi 45. yılı gelip May ayında Germaniye taslim oldu. Kaysısıyla da kattalar bırakın, yaşlar olmuyordu. 9. May'da taslim oldu. Bana şimdi Japonya'nın halı tengbop kaldı, yalnız özü kaldı. Yaponiya ham taslim bo'lishlikka moyil bo'lib qoldi. Endi taslim bo'lishi aniq, chunki bitta o'zi qoldi, iloji yo'q. Rus hukumatiga, Sovet hukumatiga o'paydi. Taslim bo'lmoqchi ekanligini bir ishorasini qilishni boshladi. Ammo shunga qaramasdan Amerika birodarlar 6 va 9 avgust kunlari Yaponiyaning 2 shahariga 2 atomli bombani tashladi. 6 avgustda Hiroshima shahriga tashladi. 9-da Nagasaki shahriga tashladi. Bilasizlar mı? Mana şu 3 günde içinde kaçı adam halak oldu? Hiroshima'da birinci bomba taşlanan günde 90.000'den 166.000 geçe adam öldü. 3 gün ötüp Nagasaki'ye taşladı 60.000'den 80.000 geçe. 240.000'e yakın adamı yastığı 3 günde kurudu. Yani kimi de bunlar? Can meydanında can yolu varırken askerler nasıldı? Ayollar, kariyeler, yosh bolalar, chaqaloqlar. Bir kunda 15 minutda 160 ming odamni yostig'ini qurtib qo'yishdik. Endi shular bizga islomni terrorizm deb ayblashadi. Dinimizni yaxshi o'rganib chiqsak, birodarlar, bular bari quruq tuhmat ekanligini sizlar bizga ma'lum bo'ladi. Musulmon odam bunaqa ish qilmaydi, birodarlar. Dinimiz bunga buyurmaydi. Bu ularning holati. Bu ularning holati. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni urushga bo'lgan qarashi mutlaqo boshqacha. Odatda ikkita qo'shin jang qilib, biri yengga boshlasa, yengilayotgan tomondan urushni to'xtataylik, qon oqishini oldini olaylik, tinchlikka kelishaylik deganga o'xshagan takliflar qilinsa, odatda g'olib qo'shin hech qachon nima qilmaydi. Ko'nmaydi. Chunki kim taklif qiladi sulhni? Yengilayotgan tomon, zaif tomon. Modomiki quvvat bormi qo'shinda, dushmanni yo'q qilib tashlashlik kerak. Shunaqa deb qaraladi. Dushman qaytib bosh ko'tarmasligi uchun hozirgi fursat eng zo'r qulay fursat. Tak tomirini yo'q qilib tashlaylik. Nafaqat askariy quvvatini, mutlaq yer yuzidan bo'ladi yo'q qilib tashlaylik degan fursat deb qaraladi. G'olib qo'shin tomonidan. Va bu haqiqat. Doim shunaqa bo'lib kelgan birodarlar. Ammo payg'ambarimizning hayotida bu narsa mutlaqo bo'lgan emas. Nabiy sallallohu alayhi vasallam urushni hech qachon xohlamagan. Ammo zarurat yuzasidan olib borishlikka majbur bo'lgan.